Dostlar merhabalar, nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Neredeyim bugün? Didim'e geldik. Biliyorsunuz, kanalı takip ediyorsanız geçen yaz biliyorsunuz Didim'den, Akbük'ten bir yazlık almıştık. Şimdi buraya geldik. Yani ev turu falan yapmayacağım. Bunun turunu yapmıştım zaten, isteyenler kanalımdan izleyebilir. Şimdi hazır buradayken size videoları buradan çekeceğim. Videolar devam edecek tabii ki. Hem de size Didim, Akbük'ü göstereceğim. Biraz burada bu hakkında bilgiler vereceğim. Videomuza başlamadan önce sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İsterseniz başlayalım. Bizim sitemiz de böyle arkadaşlar, yeni yapıldı. Yani bir senelik site. Burada da bizim ev, burada çıkışı. Böyle almıştık, hatta geçen yıl biliyorsunuz sıla yolu yapmıştık buraya. Burayı ben detaylı çekmiştim zaten. Böyle küçük bir bahçemiz var bize ait. Çam ağaçları falan dikmiştim. Bura çok fazla bilinmeyen bir yer. Yani köy hala özelliğini koruyor, esnaflar, herkes birbirini tanıyor. Tabii çok turist de var Didim'in. Didim bu tarafta, Muğla da bu tarafta. Burada daha çok İngilizler falan var. Ama şu an ölü sözen olduğundan dolayı kimse yok. Yani bomboş diyebilirim. Bazı komşular var. Şu da bizim balkon. Orada bahçe. Şey de yapmayı düşünüyoruz buraya. Bahçe mobilyaları falan koymayı düşünüyoruz. Burayı hep suluyorum sürekli. Ondan sonra şöyle diyebilirim. Şimdi şehir merkezine de gideceğiz. Göstereceğim biraz. Monaco prensi ile prensesi gelmişti. Bu taraflara 5 yıldızlı bir otel dikecekler. Bu taraflarda da, bu tarafın arka taraf zaten Muğla. Bu Altınkum plajına falan gidebiliyorsunuz şimdi. Orada Ali Ağaoğlu'nun ve İbrahimovic, Burası milyarderin falan villaları varmış. Bura böyle küçük bir yer. Buralar full inşaat yapılıyor zaten yukarılara. Zaten gidince de görürsünüz. Burada daha toprak yol. Buraya bir 2-3 yıl herhalde yapılmaz ama dostlar şunu diyeyim, biliyorsunuz Türk lirası bayağı düşüyor ve bu aldığımız ev Haziran'da yani 450 bin liraya biz almıştık. Şu an bu evin fiyatı yani milyondan fazla diyebilirim, yani o kadar kısa bir sürede. Maalesef ki çok arttı ev fiyatları. Yani artık buralarda falan yani 600-700'den 1000'den aşağı arsa bulunmuyor yani. Evler 800 bin, 1 milyon bandında en az minimum diyebilirim. Ama mükemmel ya. O kadar küçük ki, sessiz ve kimse yok. Ve biliyorsunuz Polonya'nın kışı o kadar ağır ki dedik Polonya'da kalacağımızı burada kalalım 1-1,5 ay. Burada olduğum sürece de zaten Polonya hakkında bayağı videolar gelecek. Sizden gelen soruları topladım. Onlarla ilgili videolar çekeceğim. Ayrıca belki Kapadokya'ya gidebiliriz. Oradan da videolar çekeceğim dostlar. Dostlar bu bina bitmiş. Buraya maalesef ki mesela hepsi buradan bir şey sipariş etmek isterseniz daha yollar olmadığından dolayı ve belediye caddeleri daha tanımlamadığından dolayı burada gelmiyor. Onun için bir şey olduğunda merkezde bizim emlakçı var, oraya sipariş ediyorum ama burada araba veya motosiklet şart ki biz arabayla gelmediğimiz için yürüyoruz. Spor için de güzel ve 18-20 derece yani burada hava. Ama buraya böyle Migros marketten falan sipariş edip yemekleri, ne bileyim, alışverişlerinizi getirebiliyorsunuz buraya. Yani buradan merkez 20 dakika yürüme mesafesinde. Havada o kadar güzel ki yani dışarıda atletle bile oturulabiliyor. Buralar full moloz. Yani bu yollar bitmeyecek büyük ihtimal ama yani sorun değil. Herhalde müteahhitler hep beraber para toplayıp yolu kendileri yapacaklar. Belediyenin yapmasını beklemeyecekler herhalde ama buraya süper villalar, evler, böyle sonsuzluk havuzunun yapıldığı şu site var. Bayağı şeyler yapılıyor. Bu da eşim. Beraber geldik. Onun fikriydi aslında. Ben Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyordum. Buradan ev almayı. Sağ olsun eşim bayağı ısrar ettiği ki de almışız diyebilirim. Yani emlak, yani Bitcoin falan, dolar, euro değil. Emlak her zaman en iyi yatırım diyebilirim. İyi ki de yapmışız. En azından parasına da değilim. Yani en azından kafan estiğinde hani gidip kalabileceğin böyle bir bağ evi, yazlık tarzı küçük bir yerin olması iyi. Çok büyük bir yere de gerek yok. Küçük, sonuçta kalıyorsun, bir odada yaşıyorsun. Bu kadar büyük şeylere de gerek yok yani. Buradan aşağı ineceğiz. Bu arada bilmeyenler için diyeyim. Buranın denizi o kadar mükemmel ki yani özel plajlara falan gitmenize gerek yok. Nereye giderseniz gidin. Buranın plajları masmavi, berrak suları var. Onun için böyle el değmemiş diyebilirim. O kadar güzel ki. Bir de buranın popülasyonu o kadar az. Bodrum bir Antalya kadar, Alanya kadar böyle artık hani bitmiş değil yani. Ama burayı da maalesef inşaatlar doluyor. Yakında burada bir Bodrum olacak maalesef ki, ama eğer hani bilmeyenler varsa ya da yatırım yapmayı düşünenler Didim Akbük'ü düşünebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de yani emlak yatırımında en değerli ve fiyatların arttığı en büyük iki şehir var. Muğla ile Aydın diyebilirim. Dostlar biraz yürüyoruz. 10 dakika yürüdük. Şu an merkeze doğru geliyoruz. Buradan Akbük'e doğru gittiğinizde bayağı bir emlakçılar var ama her şeyi bulabiliyorsunuz burada ya. Yani tilciden markete, şel, her şey var yani. Genellikle burada olmayan şeyler için Didim'e gitmek gerekiyor. Didim'de tam arka tarafa gitmemiz lazım. Yaklaşık 10 kilometre, 15 kilometre arkada görüyorsunuz. Belediyenin de kendi minibüsleri de var. Gidiyor. Bu da süpermiş. Burada gördüğünüz üzere bayağı yazlıklar var da çoğu burada yerel çok fazla yok. Genellikle %90'ı turist veya burada ev alanların çoğu ya İstanbul'dan, çoğu değil yani küçük kısmı Türkiye'den, büyük şehirlerden, geri kalanı da işte Almanya, İngiltere, o gurbetçiler veya yabancılar. Burada İngilizler de ayrıca çok. Böyle burada bayağı bir gördüğünüz üzere her yer emlakçı dolu. İnşaatlar o kadar fazla ama şu an kur farkından dolayı şu an satışlar durmuş yani, güncelliyorlar büyük fiyat, bütün büyük ihtimal fiyatları. Ve fiyatlar aşırı uçtu ya bu Türk lirasından dolayı. Yani dün mesela markete gittik, fişini bulursam burada gösteririm. Yani hiçbir şey almadık. Yani dolap dolmadı yani, 500-600 lira, içinde et, alkol, hiçbir şey yok yani, o kadar değil. Bakın burası da sahili. Biliyorsunuz kış, yani kış dediğim hava kötü değil de kimse girmiyor, soğuk tabii ki. Şimdi burayı geçtikten sonra merkez çıkacak. Benim de saçlar ayağı uzadı, bir tane tıraş olayım diyorum. Burada her yer gayrimenkul, emlakçı arkadaşlar. Ekmekten tutun, simitçi, unlu mamulleri satan her şey bulunmakta. Dostlar bizim emlakçıya geldik, sahil emlak. Burayı da kendi evimizde kiraya veriyoruz ara sıra. Sağ olsun o bizim eve bakıyor, Mehmet Bey. Onlarla da video çekmiştik, istiyorsanız bakabilirsiniz. Hatta Mehmet Bey vardı, eski Kıtlar Vadisi'nde oynayan aktör. Burada film çekti kendisi, o da videoda vardı. Eğer ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Bakın burada perdeciler var, kuaför. Burada çok güzel lahmacun yapıyorlar ve ileride Migros, kokoreççi, midyeci, her şey var yani. Biraz yürür sonra kuaför de var. Türkan Kuaför. Orada tıraş oluyordum hep. Köpekler. Bayağı güzel ya. Köyde bomboş. Şimdi çıktık. Arkadaşlar gelin yürüyelim. Bu o Shell. O size dedim buradaki tek petrol istasyonu. Burada hiç polis yok. Buraya jandarma mı bakıyor bu arada? Burada ATM'ler var. Burada da işte caceci bayağı şeyler var. Burada belediye. Burada yeni açılmış. Bura yoktu daha önce. Muhtarlık falan. Bura market, arabanız falan yoksa bura sanal market var yani, online siparişlerinize kadar getiriyorlar. Şeylere baktım, motor fiyatlarını sordum bizim Mehmet Bey'e de, herhalde 15.000 liraya falan alınabiliyormuş, 20.000 liraya. İşte benim minibüsler de var. Burada ızgaracılar, restoranlar. Şurada bir restoran var, şu arkadaki aktarcının arkasında görüyorsunuz. Merkezde kampüs diye, oraya biz çok gidiyoruz. Burada Beko açmışlar. Beko daha önce ilerideydi herhalde, kaçmışlar Beko'yu. Şu an benzin fiyatları böyle, görüyor musunuz bilmiyorum. Burada bokum bokum aktarcı var. Burada bir tane baklavacı var da baklavaları maalesef güzel değil. Buranın kötü yanlısı şey yok. Didim'e gitmeniz lazım böyle hani sinema, Burger King veya böyle ünlü marketlere bakmak isterseniz. Burada işte bu merkez lokantası güzel ve ileride böyle küçük bir kale gibi bir yer var böyle eski kıştan. Orada var bir restoran, çok güzel. Ha, oradaki arçelik duruyor. Buraya Beko açmışlar. İşte burada genellikle işte site içerisinde villalar var ama daha çok villaları müstakil şekilde böyle site içerisine yapmıyorlar. Ve dediği üzere yani burada yatırım yapmak istiyorsanız bura cidden Bodrum'da geçecek diyorlar. Yani arsa alıp satmak diyorlar yani. Burada çiğ köfteci var gördüğünüz üzere, market. şerbetler var. Kasap. İşte burada şerbet, zinci. Burada ekmekçi var. Ekmekleri buradan alıyoruz. Börek falan satıyorlar. Dökücü var. Şu arçeliğin arkasında da arkadaşlar kokoreççi, midyeci var. Belki öğlen yemeğini burada yeriz ya. Kokoreçle midye mi yesek? Aslında öğlen saat 1'de oldu. Yenilebilir aslında. Buranın %90'ı zaten emlakçı arkadaşlar. Hem de gelin bir yemek yiyelim, size fiyatları da gösteririm. Mesela bizim emlakçı Dacia almış geçenlerde 160'a. Şu an 200 olmuş. Belki daha da artmıştır yani. Bakmadım dedi yani. Kısa sürede araba fiyatları ne kadar artıyor görüyorsunuz. Şimdi şeye geldik. Bakın burada A101 var. Biraz geçtik. Sen de züccaciye uğradık. Böyle mop, ampul bilmem ne bir şeyler aldık. 77 lira ödedik arkadaşlar. Burada bize kokoreççi. Gelin şimdi yarım ekmek köfteyle kokoreç ne kadarmış onu sipariş edelim. Açık mı bilmiyorum. Kapalı gibi duruyor. Burada baklavacı var. İşte bu dediğim baklavacı ama çok şey satmıyorlar. Burada bizim manavcı. Herhalde sezon dışı ya. Şey kapatmışlar, kokoreççi kötü oldu yani. Midye falan da satıyorlardı. Gerçi arka sokakta burada midyeci var bir tane. Burada bizim manav. Güzel, çok taze meyveler satıyorlar burada. İşte bu o artçeli kapatmamışlar. Beko açmışlar. Burada eczane var. Yalnız ne kadar pahalı arkadaşlar bura. Ha. Burada börekçi. Burada güzel kahvaltı yapıyor. Börekleri falan çok güzel. Kol böreği, normal su böreği falan her şey var. Şimdi şu karşıdaki şey, restorana gideceğiz, merkez lokantasına. Oradan yiyelim diyorum. Diyoruz şimdi gidelim şu züccaciyeden bir tane terlik alalım eve. Evde terlik yok. Bakalım fiyatları da şeylerini aldıktan sonra. Şimdi çıktık, züccaciyeydi bu da. 2 tane terlik aldık. Plastik balkon terlik evde falan giymek için. 50 lira, 55 lira pazarlık ettik. Şimdi gidelim bu merkez lokantasında belki bir mantı falan yiyelim. Kelle paça falan güzel yapıyorlar. Orada yemek yiyip eve geçeceğiz arkadaşlar. Genel olarak şehrin merkezi bura böyle. Gerçi burada A101 var. İleride bir tane daha açıyorlar. Anlamadım vallahi. Şu an geldik arkadaşlar. Bura merkez lokantası. Böyle geçiyor Akbük. Fiyatlar böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bizim Polonya zlotısına göre tabi burada yemek bedava da işte Türk halkı için gerçekten çok pahalı. Yani şeyler, fiyatlar falan bayağı artmış yani. Arkadaşlar eşim mantı aldı. Böyle bayağı bir porsiyonu 30 lira. Böyle salata verdiler yanında. Ben de pilav üstü kavurma, ekmek, 2 tane ayran aldım. Ortalama 70-80 lira falan tutacak, 80 lira diyelim. Yani Polonya'ya göre hiçbir şey yani, düşünsenize. Verdiğimiz parayla bunları Polonya'da alamazsınız, ne yalan söyleyeyim. İşte maalesef ki Türkiye'nin hali yurt dışından gelenler için iyi ama bizim için maalesef ki şey, buradaki yaşayanlar için maalesef ki iyi değil, ne diyelim. Yemeğimizi yedik şimdi, 88 lira tuttu arkadaşlar o gördüğünüz yemekler. Burası da sahil kenarımız gördüğünüz üzere. Eşim. Şimdi eve gideceğiz. Şu camiyi görüyorsunuz ileride. Ev de orada zaten. Deniz kenarında çok güzel yürüme merkezleri falan da var. Mükemmel ya. Düşünsenize yani denizi mükemmel seviyede temiz. Çünkü burada ne yat limanı var ne bir şey var. Gemiler hiçbir şey gelmiyor. Onun için çok berrak suyu var. İleride daha çok güzel plajlar var ama şu ileride dediklerine göre şey biraz deniz anası, yosunlar falan var. Bu tarafta altın kum plajları falan var. Diğer tarafa gittiğinizde orada daha güzel plajlar var. Ya öyle. Genel olarak deniz kenarı da böyle dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç Didim'e, Akbük'e gelenler var mı? Siz nerelerde yaşıyorsunuz? Ama gerçekten bura mükemmel ya. El değmemiş hala köy. Şu an hani sezon dışı, kış olduğundan dolayı kimse yok tabi burada, turist yok. Belki hani yazın hani buraya bayağı şey olur ama yani mükemmel ya, ne diyeyim ki yani, düşünsenize Polonya'nın o kışında, karında kalacağınıza buraya gelin, burada kalın, sonra Polonya'ya dönersiniz zaten işiniz gücünüz olursa. Mükemmel. Kusura bakmayın biraz rüzgar var. Umarım sesim geliyordur çünkü şey, koskoca kamerayı elime almadım, telefonla çekiyorum. Şimdi o kadar seviyor ki sürekli fotoğraf çekiyor. Vallahi ben buraya hiç yatırım yapmayı, ev almayı falan düşünmüyordum. Eşim işin açısı beni ikna etti. İyi ki de yapmışım yani. Yani evin fiyatı düşse de hiç umurumda değil yani. En azından kafanı sokacağın bir yerin olması, yazlık, hani bir yere gelip hani bir yerde kalabileceğini bilmek bile çok güzel. Bir de buraya gelip otele falan kira vereceğinize kendi eviniz zaten döşeli yapılı. Mükemmel ya. Polonya'nın karında, soğuğunda gidecek yer yok. Burada gel, her gün bir tane köpeğin olsun. Sürekli dışarı çık. Bahçende otur, mangal yap. Mükemmel ya. Yani umarım şu an Türkiye'nin durumu hiç iyi değil ama yani hepimiz umarım düzlüğe çıkarız. Ülkemiz de düzlüğe çıkar. Gerçekten lafta olsun diye demiyorum. Hani ben buradayım. Burada da para harcıyorum. Gerçekten çok bağlanmış. Yani bir asgari ücretle ben insanların nasıl geçeceğine inanamıyorum yani. Bizim emlakçı bile dedi yani. Geçenlerde 1 kilo kıyma kanat, yani 3 kilo et almış. Bir de ıvır zıvır 600 lirayla çıkmış yani. Paranın değeri kalmadı maalesef ki. Ama size bir şey diyeyim, ne kadar hani herkes sırf para, maddi durumlardan dolayı Avrupa'ya kaçmayı düşünse de yani bu gerçek bizim ülkemiz kadar güzel bir ülke yapıyor. Yani şuraya baksanıza, cennet ya. Tabii yani herkesin durumu yok, hani para olmadıktan sonra insanlar hani sonuçta ekonomiye bakıyor ama yani mükemmel. Yani bizim ülkemiz kadar güzel, cennet bir ülke yok. Ama şeyi de duydum yani, istifleyenleri de duydum mesela, bu ham madde olsun, arabalar olsun, ne bileyim, satmıyorlarmış adamlar. Tüm bayilere gitsen sıfır araç yok diyorlarmış. Yani bile bile satmıyorlar. Yani biz ne kadar hani şey yapsak da, şikayet etsek de bizim insanlarımız bu ülkeyi bu hale getiriyor. Ne diyelim dostlar. İşte böyle. İnsanlar çok az, mükemmel. Herkes bisikletini sürüyor, köpeğini gezdiriyor. Sakin. Ne şey de yok yani, araba da az. Tertemiz havası var, deniz zaten mükemmel. Dostlar, videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hala takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Süper bomba videolar gelecek. Polonya hakkında çok güzel videolar da çekeceğim. Takipte kalın. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.